10 yıllar boyunca önemli ve saygın bulunan bu tür ırkçı teoriler, şimdilerde siyasetçiler ve bilim insanları arasında adeta lanetlenmiş durumdadır. İnsanlar hala ırkçılığa karşı kahramanca mücadele ederken cephenin değiştiğini ve emperyal bir ideoloji olarak ırkçılığın yerini kültürcülüğün aldığını gözden kaçırıyorlar. Böyle bir kavram yok ama yaratmanın zamanı artık geldi. Günümüzün seçkinleri arasında değişik insan grupları arasındaki farkları, biyolojik değil, kültürel farkları atfetmek çok yaygındır. Artık bu onların kanında var değil, onların kültürü böyle diyoruz. Müslüman göçlerine karşı çıkan Avrupalı sağ partiler bu yüzden ırk terminolojisi kullanmaktan kaçınıyorlar. Örneğin Marine Le Pen'in konuşmalarını yazanlar, eğer milli cephe liderinin televizyona çıkıp bu aşağı samilerin Aryan kanımızı sulandırarak medeniyetimizi bozmalarını istemiyoruz demesini teklif etseydi yaka paça kovulurlardı. Oysa bunun yerine şimdi Fransız Milli Cephe, Hollanda Özgürlük Partisi, Avusturya'daki Gelecek İçin İttifak ve bunlara benzer kurumlar, Batı kültürünün Avrupa'da geliştiği haliyle demokratik değerler, hoşgörü ve cinsiyet eşitliği üzerinde kurulduğunu, buna karşılık Orta Doğu'da gelişmiş Müslüman kültürünün hiyerarşi, fanatiklik ve kadın düşmanlığı üzerine kurulu olduğunu iddia ediyorlar. Bu iki kültür bu denli farklı olduğu ve pek çok Müslüman göçmen batılı değerleri benimsemek konusunda bu kadar gönülsüz, benimsemeleri belki de imkansızdır diye parantez içerisinde not düşmüş ve Avrupa demokrasisiyle liberalizmine zarar verir. Evet arkadaşlar, küçük bir kısım okuduğum kitap Hayvanlardan Tanrılara Sapiens. Meşhur, hemen hemen herkesin bildiği bir kitap. Burada bahsedilen şey, sizin de çok net anladığınız gibi özetleyecek olursak, eskiden ırkçılığın insanların renkleri ve dillerine bağlı olarak yapıldığı, şimdi ise bunun şekil değiştirdiği, artık dünya üzerinde karşı çıkılan renk ayrımı ve benzeri sebeplerden dolayı ırkçılığın kültürcülük haline geldiği, sadece isim değiştirdiği ve artık Orta Doğu'dan gelen insanlar Avrupa'ya uyum sağlayamazlar çünkü bu onların kültürlerinde yok. Ve bu Avrupa içerisinde bir takım çatışmalara sebep olabilir onların burada uyum sağlayamaması şeklini aldığını iddia ediyor. Ben de buna son derece katılıyorum. Zira Belçika'da da diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi ırkçı partilerin savunma mekanizması, ön plana attığı argümanlar buna dayalıdır. Göçmenlerin, özellikle Orta Doğu'dan gelen göçmenlerin kültürlerinin Avrupa kültürüne uymadığını ve bu insanların da entegre olmak için yeterince çaba göstermediğini, gösterse bile entegre olamayacağını iddia ettikleri bir savunma sistemi var. Bunu iddia eder bu partiler. Bu şekilde kendi ideolojilerini bu şekilde savunurlar. Avrupa'nın diğer Orta Doğu ülkelerinden iş gücü elde etmek amacıyla çalışan almaya başladığından beri onlar açısından entegrasyon bir sorun haline gelmiştir. Yani bizlerin, göçmenlerin, bu insanların kültürlerine uyum sağlamamız veya sağlayamamamız onlar için bir mesele halindedir. Dolayısıyla bunun için, yani entegrasyon için, göçmenlerin Avrupa'ya uyum sağlamaları için birçok Avrupa ülkesi çeşitli yollar denedi. Mesela zamanlar Hollanda'da aile birleşimiyle Türkiye'den Hollanda'ya gelme yolu o kadar çok sınırlandırılmıştı ki kişinin ta Türkiye'den buraya gelmeden önce belirli seviyede Hollandaca öğrenmesi ve gelmeden önce dil sınavına girip o dil sınavını geçme şartı konulmuştu. Sonradan bunu sanırım çok fazla insan haklarına uygun bulmadıkları için, çünkü aile birleşimi farklı bir durumdur. Çok fazla insan haklarına uygun bulmadıkları için tepkilerden dolayı sanıyorsam bu olay kaldırıldı. Fakat hemen hemen bütün Avrupa ülkeleri göçmenlerin herhangi bir sebepten dolayı kendi ülkelerine geldikten sonra onların kendi kültürlerine uyum sağlamaları için bir takım yaptırımlar
uyguluyorlar. Belçika'da ise bu yaptırımların başında inburgering kursları dediğimiz kurslar gelir arkadaşlar. Eskiden bu kurslar zorunlu değildi. Aslında şimdi de tam olarak hani resmi olarak zorunludur diyemeyiz. Fakat eskiden ilk zamanlar sadece insanları bu kurslara yönlendirmek amacıyla bu kursların önemini insanlara anlatıyorlardı ve ikna etmeye çalışıyorlardı. Daha sonra ise bir takım haklardan yararlanmak için inburgering kursunu alma şartı koydular. Mesela hani size demiştim ya, Belçika'daki birçok dil kursu ücretsizdir ya da çok az para ödeyerek bu kurslardan yararlanabilirsiniz demiştim. Şimdi bu kurslardan yararlanabilmeniz için başka bir kurs olan inburgering kursunu alma şartı koydular mesela. Veya oturum hakkınızı almak için inburgering kursuna gitmeniz, yani entegrasyon, birazdan ne olduğunu anlatacağım, entegrasyon belgesine sahip olmanız gibi bir şart yok iken, vatandaş olmak istiyorsanız, Belçika vatandaşlığına başvurduğunuz zaman sizin burada entegre olduğunuza dair sizden belge istiyorlar. Arkadaşlar, entegrasyon belgesi Belçika'da çok önemli bir belge haline gelmiş durumda. Dediğim gibi siz bu belgeye sahip olmadıktan sonra Belçika vatandaşı olamazsınız. Herhangi bir kurumdan bir hizmet almak istediğinizde çeşitli indirimlere sahip olamazsınız ve benzeri. Bu kursu, bu belgeyi elde etmek için, entegrasyon belgesine sahip olmak için ise iki tane şart aranıyor. Bunlardan bir tanesi A2 seviyesinde Belçika'nın yerel dillerinden bir tanesini bilmeniz, yani alt seviye olarak A2'yi vermişler. İkincisi ise inburgering kursuna gitmiş olmanızdır. Peki nedir bu inburgering dediğimiz kurs? Neleri içerir? Bu kurstan neler öğrenirsiniz? Sizin buraya adapte olmanızı sizden çok daha fazla isteyen Belçika devleti size bu kursu her şeyden önce ücretsiz verir. Desek daha doğru olur. Çünkü 2021 yılından itibaren inburgering kursu da ücretli olmaya başlayacak. Bu kursun içeriğinde ise Belçika ile alakalı, Belçika'da yaşamayı düşünen, yurt dışından Belçika'ya geldikten sonra bura ile ilgili derli toplu bilgi almak isteyen, bir altyapı oluşturmak isteyen herkesin işine çok yarayacak temel bilgiler vardır. Bu Belçika'nın tarihi, Belçika'nın meşhur yerleri, Belçika'nın sağlık sistemi, Belçika'nın eğitim sistemi, Belçika'nın güvenlik sistemi, Belçika'nın trafik sistemi, bu internasyoneldir ama bazı özel şeyler değişebilir trafik sisteminde ve benzeri, Belçika'nın sigorta sistemi ve benzeri her şeyi bu kursta size anlatırlar. Peki kursu hangi dilden alırsınız? Bu kursu kendi ana dilinizden alabilirsiniz. Çünkü kursta eğitim veren öğretmenler sizin dilinizi konuşan, ana dilinizi konuşan öğretmenlerdir. Dolayısıyla bu kursta çok fazla zorlanacağınız söylenemez. Kursun bitiminde ise herhangi bir sınav söz konusu değildir. Yani kursu tamamladığınız zaman inburgering kurs sertifikasını almış olursunuz. Sadece kursta bir takım ödevler verilir size. O ödevleri tamamlamanız ve o kursu bitirmeyi hak etmeniz gerekir. Arkadaşlar, eskiden bu kurs belirli merkezlerde yapılıyor idi ve sizin o merkezlere gidip bizzat sınıf ortamında o kursu almanız isteniyordu. Hatta kurs sonunda Belçika'nın belirli tarihi ya da kültürel şehirlerine geziler yapılıyor. Sizi bu ülkeyle daha fazla kaynaştırmak adına bir takım aktiviteler de yapılıyor idi. Fakat şu an pandemiden dolayı bu tarz şeyler rafa kalkmış durumda. Onun yerine online eğitim sistemi şeklinde Zoom aracılığıyla bu dersi alabilirsiniz. Arkadaşlar, bu dersin sonunda sertifikaya sahip olmanız için az önce belirttiğim kurallar dışında bir de derse devam etme kuralı vardır. Yani kurs boyunca siz bütün derslere katılmış olmalısınız. Ama bir mazeretiniz varsa, sağlık sorununuz varsa, doktora gitmek zorundaysanız bunları önceden eğitmeninize bildirerek izin alabilirsiniz. O şekilde de size biraz tolerans tanınabiliyor.
Bu kursa gitmenizi ben kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü geldiğiniz zaman Belçika ile ilgili derli toplu geniş bilgi bulabileceğiniz gerçekten güzel kurslar. Yani bence Belçika'da yaşamak isteyen herkes öncelikle bu kursa gitmeli. Zaten dediğim gibi sizi o kursa göndermek için de çok fazla teşvik söz konusu. Kısa bir süre önce ben de bu kursa katıldım. Uzun süredir ben bu Belçika'da yaşadığım için benim kursa teşvik edilmem söz konusu benim kursa gitmemi teşvik etmeleri söz konusu olmadı. Ben kendim araştırıp böyle bir eğitim almak istedim. Çünkü YouTube'da size birazcık daha fazla faydalı olabilmek adına belki Belçika ile ilgili bilmediğim şeyler ya da bildiğim şeyler de olsa derli toplu bir başlık altında toplanarak bunları almam İyi olur size aktarmak açısından diye düşündüğüm için kısa bir süre önce bu kursa ben de kayıt yaptırdım. Şu an online olarak bu kursa almaktayım ve şu an için de iyi gidiyor. Memnunum. Birçok şey, yeni şey öğrendim de diyebilirim aslında. Arkadaşlar, İmburhiyenik kursuyla alakalı kafanıza takılan, sormak istediğiniz başka şeyler varsa videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Ya da Belçika ile ilgili paylaşmak istediğiniz, sormak istediğiniz başka şeyler varsa gene bu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Umarım bu yararlı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Mutlu kalın.